Bitcoin Bilirden merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Binance Global hesabımıza Türk lirası yatıracağız. Öncelikle Binance hesabımızın içerisine girip hemen sağ alttan cüzdan bölümüne dokunuyoruz. Buradaki yatırma butonuna dokunduğumuzda karşımıza kripto para ve itibari para seçenekleri çıkıyor. İtibari para ile yatırmada TRY Türk Lirasının kısa adını yazdığımızda karşımıza 2 seçenek çıkacak. Bunlardan bir tanesi Edvikeş cüzdan ile komisyon ödeyerek para yatırma. Diğeri bank transferi yöntemi ile para yatırma. Burada karşımıza Binance TR'ye üye olmamız gerektiği ve onun üzerinden yapmamız gerektiği yazıyor. Bunun için hemen Binance TR, Binance'ın Türkiye'ye özel borsasını telefonumuza indirip üye olduktan sonra içerisine giriş yapıyoruz ve sağ alttan cüzdan bölümüne dokunuyoruz arkadaşlar. Buradaki yatırma, çekme ve transfer butonlarını görüyorsunuz. Buradaki yatırma butonuna dokunarak yine yukarıya da yazabilirsiniz. Zaten en üstte karşınıza çıkacak TR'ye içerisine dokunduğunuzda karşınıza 4 tane banka yöntemi çıkıyor. Bu bankalardan herhangi birine yatırabilirsiniz. Ziraat Bankasını kullanıyorum ben hem hızlı hem de bugüne kadar bir sorun yaşamadım. Buraya 7/24 havale ve EFT yapabiliyorsunuz. EFT'ler iş günlerinde geçiyor, havaleler hemen geçiyor. Ziraat Bankası ile çalışmıyorsanız da şuradaki diğer Akbank, Viva Bank ve Vakıf Bankı kullanabilirsiniz. İçerisine girdiğinizde buradaki IBAN'ı kopyalayıp daha sonrasında da şuradaki hesap adını kullanarak sanki birine para gönderilmiş gibi mobil bankacılık üzerinden bir arkadaşınıza ya da para göndermeniz gereken bir yere gönderilmiş gibi aynı işlemi yaparak kendi hesabınızdan Binance TR hesabınızın ve banka hesabınızın aynı olması gerekiyor. Farklı isimlerdeki hesaplardan transferler geçerli olmuyor. Bu IBAN'a para transferi yapıyorsunuz. Herhangi bir not açıklama bir şey yazmanıza gerek yok. Birkaç dakika içerisinde buradaki hesabınıza Türk lirası olarak bakın burada 1000 TL gibi Türk lirası olarak yansıyor. Daha sonrasında siz burada bu parayı Binance Global'e nasıl atarım diye soracaksınız tabii ki hemen. Onun için de şuradaki transfer butonuna bastığımızda bakın burada kripto para seçeneği var. Kripto para seçeneğiyle atabilmemiz için bizim Türk Lirasından gidip bir şey almamız gerekiyor elimizdeki Türk Lirasıyla. Da. Onun için şu al sat bölümüne giriyoruz. Al sat bölümüne girdikten sonra elimizdeki Türk Lirasıyla bir kripto para almayı ya da USDT almayı deneyebiliriz. USDT doların sabit para birimi. BUSD de alabilirsiniz. O da Binance'in kendi sabit para birimi arkadaşlar. Buradan içerisine girdiğinizde şuradaki limit emri ya da piyasa emri. Hızlı olması açısından piyasa emri verebilirsiniz. Komisyon oranları değişmiyor. Ala dokunduğunuz anda hesabınızdaki Türk liraları USDT'ye dönüşür. Daha sonrasında cüzdan bölümüne geldiğinizde buradaki transfer butonuna dokunacaksınız. Ve buradan USDT'yi seçeceksiniz. USDT'nin içerisine girdiğinizde burada bakın, Binance TR hesabından Binance hesabına mail adresiyle gözü görünüyor. Burada eğer bağlı değilse sizden bağlamanızı isteyecek. Bunu Binance tarafından da yapabiliyorsunuz. Buradan maksimuma basarak ya da elinizde bir miktar girerek daha sonrasında transferi onayla dediğinizde karşınıza doğrulama ekranı çıkacak. Orayı da doğruladıktan sonra anında Binance hesabınıza girmiş olacak. USDT'leriniz geçiş yapacak. Burada daha sonrasında işlem yapabilirsiniz. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Hemen alım satıma girerek herhangi bir koyun üzerinden alım satım yapabilirsiniz ya da yine aynı şekilde burada Türk Lirasına çevirerek kullanabilirsiniz. Türk lirasında da burada pariteler var biliyorsunuz. Bakın bu tarz coinlerde Türk lirasıyla alım satım yapabilirsiniz. Ben daha net olsun Türk lirası kullanayım diyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Ya da direkt USDT ile işlem yapabilirsiniz. Ne ile aldığınızın bir önemi yok. Komisyon oranı hep aynı. Hiç değişmiyor yaptığınız işlemlerde piyasa emri de verseniz, limit emri de verseniz aynı komisyon ediyorsunuz. Bu konu hakkında sorularınız olursa mutlaka yorum olarak yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.